Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize son saatimize devam ediyoruz. Stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz bulunmakta. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afsüt Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Özer Gökaslan hocamız bizimle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizler de gayet iyiyiz. Öncelikle Tıp Bayramınızı kutluyoruz sizin de. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle tüm meslektaşlarımın ve tıp fakültesi öğrencilerimizin Tıp Bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam kırmayıp geldiğiniz için. Siz tanıyarak başlayacak olursak hocam neler söylersiniz? Sonrasında soracağımız sorularımız var size. Peki teşekkür ederim. Ankaralıyım. Ankara'da ilk ve orta öğretimimi tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım 1997 yılında. 2004 yılında mezun oldum. Yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimimi tamamladım 2010 yılında. Uzmanlık eğitimim sonrası mecburi hizmetimi yaptıktan sonra İstanbul ve Ankara'da eğitim araştırma hastanelerinde çalıştım. Ankara'da baş asistan olarak eğitim kadrosunda çalıştım 2 yıl numune eğitim araştırma hastanesinde. Daha sonra 2016 yılında o zamanki adıyla Afyonkocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne öğretim üyesi olarak başladım 2016 yılında ve 2020 yılında doçent oldum. 2 yıldır da dekan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Peki sevgili hocam 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili neler söylersiniz? 14 Mart Bayramı ile ilgili dünyada doktorlar için birçok özel gün var aslında. Amerika'da mesela anestezinin ilk kullanıldığı ameliyatta ilk kullanıldığı 30 Mart'ı Ulusal Doktorlar Günü olarak kutluyorlar. Yine Küba'da Doktor Carlos'un doğum gününü kutluyorlar. İran'da İbn Sina'nın doğum günü olan 23 Ağustos'u Doktorlar Günü olarak kutluyorlar. Bizim ülkemizde 14 Mart'ın biraz daha ülkemizin kurtuluşuyla iç içe geçmiş bir hikayesi var. Aslında Türk tıp tarihindeki bağımsızlık aşkının ve fedakarlığın bir sembolü aslında Tıp Bayramı 14 Mart. Şöyle devam edeyim isterseniz tamam, buradan. Tamam. İlk tıp fakültesi Osmanlı döneminde 1827 14 Mart'ta kuruldu. İkinci Mahmut zamanında. Mektebi Tıbbiye-i Şahane ismiyle ilk fakülte manasında kurulan tıp fakültemiz 14 Mart kuruluşlu. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkmasıyla birlikte tıp eğitimine bir süre ara verildi. Ve tıp fakültesi öğrencileri birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar silah altına alındılar. Çanakkale'de ve değişik cephelerde savaştılar. 1919 yılında tekrar tıp eğitimine, 16 yılında tekrar tıp eğitimine başlanmış olmasına rağmen 1919 yılında İstanbul işgal altında olur ve Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de İngilizler tarafından işgal edilir. Tıp fakültesi öğrencileri işgal altında güçlükle derslerine devam etmektedirler ve yer yerde protestolar ve işgale karşı eylemler yapma çabasındalar. Ancak tabii İngiliz askerleri buna izin vermiyorlar ve 14 Mart 1919'da tıp fakültesinin kuruluşunu bahane ederek aslında bir kuruluş yıldönümü kutlayacaklarını söyleyerek bir eylem, bir protesto planlıyorlar. Buradaki amaç aslında Türk milletine bir ışık olacak, ses getirecek bir eylem planı. Ve kuruluş yıldönümlerini bahane ederek bir planlama yapıyorlar. Şimdiki Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi'nin Haydarpaşa'daki külliyesi olan ana tarihi binanın direkleri arasına büyük bir Türk bayrağı asıyorlar. Ve bu Türk bayrağı İstanbul'un birçok yerinden görünüyor. Ve insanlar için de bir umut ışığı oluyor o dönemde. İşgale karşı direnişe bir umut ışığı oluyor. O günden sonra da 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor. Peki efendim. Türkiye'deki tıp eğitimini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Türkiye'de tıp eğitimi dünya modelleri örnek alınarak devam ediyor. İlk tıp fakültemiz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bu modern tıp eğitimini örnek alarak eğitime başlamış olan. Daha sonra Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açılmış tıp fakültelerimiz. 1900
70 yılında 9 tıp fakültemiz var. Hı hı. 2002 yılında 50'ye ulaştı ve bu yıl itibariyle de 120 tıp fakültemiz var ülkemizde. Ve bunların hepsinde de dünya modelleri örnek alınarak eğitim verilmekte. Hı hı. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu her ülkenin bir ulusal çekirdek eğitim programı çerçevesinde eğitime devam etmesini öneriyor ki bir standartizasyonu sağlamak için. Türkiye'de de bu standartizasyonu sağlamak için 2003 yılında ilk defa Ulusal Çekirdek Eğitim Programımız hazırlandı. Hı hı. Bu çekirdek eğitim programının en güncel hali de 2020'de tekrar güncellenerek tüm ülkedeki tıp eğitiminin standartizasyonunu sağlamak, tüm tıp fakültelerinde belli bir çerçevede eğitim vermek amacıyla hazırlanmış bir program. Bu programda tıp öğrencisinin 1. sınıftan 6. sınıfa kadar edinmesi gereken bütün yeterlilikler, yetkinlikler, mesleki beceriler, tutum ve davranış özellikleri tanımlanıyor. Ve biz bu çerçevede eğitim vermeye devam ediyoruz tüm ülkede. Afyon'da da, evet. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri... Tıp eğitimi nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bizim Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu Ulusal Çekirdek Eğitim Programı çerçevesinde eğitime devam ediyoruz. En son 2020 yılında güncellendi. Bu güncellemeden sonra biz 2021-22 eğitim öğretim yılı için bir yazılım programı yaptık. Ve bu yazılım programında eğitim müfredatımızın Ulusal Çekirdek Eğitim Programı'na tam olarak uyumlu olmasını sağlamak ve takip etmemiz mümkün oldu. Bu yazılım programında bu çepe tam olarak uyuyor muyuz? Bunu takip ediyoruz ki bu kapsamdan ayrılmayalım ve UÇEP kapsamında eğitimimizi verebilelim diye. Afyon Karahisar Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 yılında Afyon Kocatepe Tıp Fakültesi olarak kuruldu. 2018 yılından sonra Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi adıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana 1245 tıp doktoru, 427 uzman hekim yetiştirmiş durumdayız. Dolayısıyla Türkiye Sağlık Ordusu da önemli bir katkı veriyor Afyon Tıp Fakültesi. Çok ciddi tıp doktoru sayımız ve uzman doktor sayımız var, eğitim vermiş olduğumuz. Bu yıl itibariyle 1190 tıp öğrencimiz var. 2022 yılı itibariyle 1190 tıp öğrencimiz var. Uzmanlık eğitimi vermiş olduğumuz 233 uzmanlık öğrencimiz var. Bunlar uzman olarak mezun olacaklar. Dolayısıyla çok ciddi sayıda Türkiye'nin sağlık ordusuna katkıda bulunuyoruz. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak. Peki sevgili hocam. Şunu da ileteyim, ekleyeyim. Tıp fakültemizde 41 profesör, 39 doçent ve 88 öğretim üyemiz var. 42 ana bilim dalımız mevcut. Tüm ana bilim dallarımız ve birçok yan dalımız, bilim dalımız mevcut. Dolayısıyla eğitim öğretim kadromuz da çok güçlü. Öğrenci sayımız da çok ve ciddi bir katkıda bulunuyoruz Türkiye'nin sağlık ordusunda. Peki sevgili hocam, şimdi hekimler olarak yaşadığınız problemler nelerdir? Ona bir değinelim dilerseniz. Hekimler olarak en önemli problem aslında yaşamı tehdit edici sağlık koşullarının içinde çalışıyor olmak. Bu pandemiyle de biraz daha belirgin hale geldi. Sağlıksız ortamda çalışmak zorunda kalıyoruz maalesef. Daha önceden de böyleydi. Aslında çeşitli enfeksiyonlar vardı ve radyasyon gibi sağlığa zararlı ortamlarda çalışıyoruz aslında. Ama COVID ile belirgin hale geldi ki tamamıyla hekimin kendi yaşamını ve sağlığını tehdit edici ortamlarda çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ama hekimler öncelikle hasta hayatını ve insan hayatını tercih ederek kendi sağlıklarını tehlikeye atarak çalışmaya devam ettiler ve hala da çalışmaya devam ediyorlar. Peki sevgili hocam, şiddet olaylarına karşı siz neler söylersiniz? Şiddet, sağlık çalışanına şiddetin her türü
Yeah. Her türü. Çok utanç verici bir eylem. Gerçekten bütün sağlık çalışanları canla başla çalışıyorlar. Büyük fedakarlıkla, çoğu zaman özellikle pandemide çok yaşadık. Evine gitmeden, evinden uzak kalarak çok zor koşullarda çalıştılar. Ve buna rağmen böyle bir şiddet olayının hiçbir türü, hiçbir gerekçeyle mazur görülemez. Bu yüzden de herkesten bu konuda azami hassasiyeti rica ediyorum ben de. Hı hı. Gerçekten çok utanç verici bir eylem. Hı hı. Peki sevgili hocam, pandemi döneminden bahsedecek olursak sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar nelerdi? Neler yaşadınız? Pandemi sürecini nasıl atlattınız? Nasıl devam ediyor o süreç? Onu dinleyelim sizi. Pandemi sürecini henüz atlatmış değiliz maalesef. Hı-hı. Hala çalışmalarımız da devam ediyor. Bir miktar vaka sayısında azalma olmuş olmasına rağmen henüz atlatmış değiliz. Dünyadaki vaka sayısı 450 milyonu. Kaybedilen kişi sayısı 6 milyonu geçti. Hı hı. Çok ciddi bir kayıp var. Henüz tam olarak pandemi ile baş etmiş değiliz. Pandemi koşullarında sağlık çalışanları çok zor koşullarda çalıştılar. Kendi hayatlarını, kendi sağlıklarını, işte COVID olabileceğini, yoğun bakıma girebileceğini ve ölebileceğini, hı hı, düşünerek çok ciddi bir fedakarlıkla çalıştılar. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de COVID nedeniyle vefat eden doktor sayısı çoğu uzman olmak üzere 146 oldu. 146 doktorumuz COVID nedeniyle hayatını kaybetti. Evet. Bu ciddi bir sayı tabii. Hala da devam ediyoruz çalışmalara. COVID hastalığını yoğun bakımda geçiren, vefat eden hastalarımıza çok üzüldük. Hı hı. Yoğun bakım şartlarında çok zor koşullarda çalıştı tüm hekimler. Hastalarımız için üzüldük. Tabii bunları bilmeden maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymayan, hı hı, ve aşı takvimine uymayan kişiler için de çok üzüldük. Yani bu ortamı görmediği ve bilmediği için, hı hı, böyle davrandıklarını düşünüyorum. Gerçekten ağır koşullar mevcuttu. Yine de devam ediyor tabii pandemi. Hı hı. Bizim COVID nedeniyle hastaneye başvurmakta gecikmiş olan, başka hastalığı olan hastalarımız da var. Bunlar için çok üzüldük. Şu anda da hala onların takiplerini ve tedavilerini, hı hı, devam ettirmek için çalışıyoruz. Yine acil hastalarımız var, kronik hastalığı olan hastalarımız var. Bunlar COVID nedeniyle biraz imtina ettiler tabii hastaneye, hı hı, gelmekten. Bunların tedavisini bir şekilde düzenlemeye, yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tüm bu koşullar altında hem acil hem kronik hastalıklar, hem pandemi, hekimler ve sağlık çalışanları iki kat fazla çalışmış durumdalar. Ya, evet. Hala da öyle devam ediyoruz. Peki sevgili hocam, Afyon'da pandemideki son durum nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Afyon'da başından beri aslında orta seviyelerdeydi. Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarına göre düşük, orta, ileri olarak sınıflandırması var vaka sayılarının. Afyon için bu orta seviyedeydi başından beri. Hala da öyle. Biraz aşılanmaya dikkat edildiğini düşünüyorum Afyon'da. Çünkü Afyon aşılanma oranı %80 civarında. Aa, çok güzel. Gayet iyi. Bu aşılanma dolayısıyla da ciddi bir pik olmadı son zamanlarda da. Aşının engellediğini düşünüyorum. Bu konuda dikkat ettikleri için de teşekkür ediyorum Afyon halkına. Hocam şimdi aşı dedik, aşıyla ilgili çok konuşuldu, hala da konuşuluyor. Aşı karşıtı olan bir kesim var maalesef ki. Aşıyla alakalı fikirleriniz nelerdi, neler söylersiniz siz? Evet, Ocak 2022 tarihli bilim kurulu toplantısı sonrası da bu pandeminin baş edilebilmesi için aşının hatırlatma dozunun çok önemli olduğu vurgulandı özellikle. Hı hı. Mevcut aşı takvimimize bir hatırlatma dozu mutlaka gerekiyor. Böylece hem hastalığa yakalanma oranımız azalıyor, yakalansak bile daha hafif, yoğun bakım ihtiyacı olmadan, Allah korusun vefata gitmeden, hı hı, bu konunun engellendiği düşünülüyor. Bilim kuruluna ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı bilgilendirmelere dikkat edelim diyorum ben de. Hı hı. Hatırlatma dozumuz çok önemli.
Mutlaka aşımızı vurunalım, mutlaka değil mi hocam? Mutlaka aşımızı vurunalım. Hatırlatma dozlarımızı aşı takvimine uygun bir şekilde yaptıralım. Yani aşı karşıtı olan görüşlerin hiçbir bilimsel dayanağı yok. Hı hı. Bunun bir kanıta dayalı bir bilimsel dayanağı yok. O yüzden şu anda mümkün olan Sağlık Bakanlığı'nın bize önerdiği bilgilendirmeleri takip ederek hatırlatma dozlarımızı mutlaka olalım. Hocam peki şimdi aşıya rağmen insanlar hastalanabiliyor. Bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Siz evet, koronaya karşı korunma adına neler yapılmalı? Tavsiyeleriniz neler olur? Aşıya rağmen hastalanılabiliyor, evet. Özellikle evet. Omikron varyantı daha hızlı bulaştığı için hasta sayısı çok arttı. Çok hızlı bulaşıyor. Ama biraz daha hafif, daha gripal semptomlar şeklinde ilerliyor. Hızlı bulaştığı için hasta sayısı fazla. Aşıya rağmen de hasta olunabiliyor. Fakat aşı olanlarda daha hafif geçtiğini hastalığın, yoğun bakım ihtiyacının olmadığını ve ölüm sayısının daha az olduğunu görüyoruz aşı olan bireylerde. Omikron biraz hızlı olsa da aşıya rağmen bulaşıyor gibi görünse de bizi hastalığı hafif geçirmemizi ve biraz daha yoğun bakım ihtiyacından ve ölümden koruyor. Dediğim gibi aşı karşıtı görüşlerin de bir bilimsel dayanağı olmadığı için elimizdeki bu veriyi, bu aşı imkanını da kullanmamız gerekiyor. Yoğun bakım ihtiyacını azaltmamız için, ağır hastalık geçirme ihtimalimizi azaltmamız için. Korunmak için ne yapalım? Bu ay itibariyle biraz daha tedbirleri azalttık. Ama yine de havalandırması uygun olan ve uygun olmayan yerlere dikkat ederek, havalandırması uygun olmayan yerlerde mutlaka maskemizi takalım. Kalabalık ev içi toplantılar uzun süreli. Bunları mümkün olduğunca kısa süreli tutalım. Uzun süreli ev içi toplantılar. Kapalı ortamlardan, restoran gibi, kafe gibi uzun süreli buluşmalardan kaçınalım. Yine havalandırması düşük olan yerlerde maskemizi mümkün olduğunca takalım. Hijyen koşulları, el yıkama, mesafeyi korumamız önemli. Tam olarak pandemiyle baş edebilmiş değiliz. O yüzden bunların hepsine... Evet. Hala dikkat ediyor olmamız lazım. Peki sevgili hocam, hekimlik mesleğini seçecek olan genç arkadaşlarımıza neler söylersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Evet, ben hekimlik mesleğini çok seviyorum. Kendim de çok isteyerek seçtim. Hala toplumumuzda saygınlığı yüksek bir meslek. Öğrenciler için, hekimlik mesleğini seçmek isteyenler için şunu diyebilirim. Sadece saygınlığını düşünerek değil, biraz daha empati yeteneği yüksek, insanlarla iletişim kurabilen, kurmayı seven, insanları seven, iletişim yetenekleri yüksek öğrencilerin seçmesini öneriyorum. Çünkü insanların çok zor zamanlarında onlara destek ve yol göstermek zorunda oluyorsunuz. Hiç olmak istemedikleri en zor zamanlarında. Dolayısıyla bu empatiyi kurabilecek, iletişim yeteneğine sahip ve tabii çok çalışkan, çok azimli değil mi? Öğrencilerin hekimlik mesleğini seçmesini öneriyorum. Peki sevgili hocam, son sözlerinizi rica edeceğim ben. Son olarak neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz bu güzel ederiz. Günde, çok anlamlı bir günde davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tüm meslektaşlarımın ve yine tıp fakültesi öğrencilerimizin tıp bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Gününüz kutlu olsun tekrar sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Efendim haberimize devam edelim. Gelecek Partisi Genel Başkanı.